Agalarım, herkese selamlar. 13, 14 ve 15 Ekim 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 3 gün boyunca izlediğimiz karşılaşmalara ideal ve yüksek oranla ne gelebilir ne gidebilir aga. Bunlardan bahsedeceğim. Sizlerden şöyle aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Vakit ayıran, en azından bir emeğine sağlık yorumu bırakan herkese çok teşekkürler aga. Yazdığınız gibi aldığınız maç cuk gelsin. Şimdi başlayalım isterseniz aga. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. İzlanda, Türkiye maç skoru olur sizlere sorduk. Geçen de yapmıştık. Bilen 5 kişiyi 7 gün boyunca gruplarımıza misafir edeceğiz demiştik. 2 kişi bilmiş aga zaten. Onlar da aynı şekilde Marimi Akali, Sergen Ekiz isimli arkadaşlardır. Benimle WhatsApp iletişim hattına iletişim kurabilir aga. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp VIP gruplara gelmek isteyenler vesaire. Her türlü iletişim aga buradan ekranda 0534 446 5989. Açıklama yorumlarda linki var. Tek tıkla da ulaşım sağlayabilirsiniz aga. Buradan iletişim kurabilirsiniz. Devam ettim. Agalarım, bu dönemde sizlere de söylemiştim. Genellikle basketbol ayağımız bizim güzel olacak diyerekten de. Basketbol mislisi son 3 gündür vermiş olduğumuz bütün misliler basketbolda kazandı. İngiltere gününde bir kayıp yaşadık aga. Dün Milano maçı vardı. Tertemiz geldi. Ondan önce Real Madrid maçı tertemiz geldi. Dediğim gibi basketbol ayağımız başladığı için oradan misli ve ideal kuponlarda devam ettirebiliyoruz. Hatta günün ideal kuponlarını ekrana getireyim aga. Solda gördüğünüz günün basket kombinesi dün geldi. Ondan 3 gün geldi. Dün bir daha geldi. Öyle söyleyeyim. Karşıyaka ilk yarı 7 fark atar geldi. Bahçeşehir Beşiktaş maçına da 159.5'tan üst aldık aga. O da geldi. Tertemiz geldi. Futbol kombinemiz ekranda. Sağda görüyorsunuz. Çekken'in ben galibiyetini bekliyordum. 2-0 kazandım. Bitti. Türkiye'de 1.5 üstünde galibiyet bekliyorduk. Yani 1-0'dan sonra bizimkiler taşak geçmese futbolla, oyunla birlikte muhtemelen gelecekti. Bu da ama 1-0 bitti. Bizimkilerden de bir adam olmaz. Geçtim. Canlı olarak zaten gruplarımıza devam ediyoruz aga. İzlediğimiz karşılaşmalara en iyi şekilde canlı bahislerden de kazandırmaya devam etmeye çalışıyoruz. Onun dışında ücretsiz Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmının linki var. Tıklayaraktan da buraya katılım sağlayabilirsiniz aga. Burası tamamen ücretsizdir. Katılmak isteyenler zaten linkten videonun altında link var. Açıklamalarda ve yorumlarda da sabitlenmiş linki var. Devam ettim. Hatta şöyle ücretsiz Telegram grubundan sizden bahsedeyim aga. Şimdi aga dün ücretsiz Telegram grubunda dedim ki hazırlık maçı vardı. Alanyaspor'la Hull City'nin maçı vardı. Yayın falan uğraştırmayın biz dedim. Gidelim stat'tan yapalım şu maçın canlısını dedim. Saat 17'de canlıyı yapacağız. Ve dedim ki maçın da canlısı yasal da yok. Sadece Avrupacılar değerlendirebilir. Aga stada şöyle bir giriş yaptık. Şurada hoca Tim hocamız. Hull City'nin hocası. Dedim ki Hull fena geliyor. Dedim ki devreden bir gol alalım aga. Hull City gerçekten çok fena geliyordu. İlk yarıdan bir gol alalım. İsteyen de devreden Hull golüne de %1 atsın aga dedim. Aga, gol gelmedi aga. İlk yarı 0-0 bitti ama Hull çok net taştı. João Pedro bomboş kaçırdı. Maçta Acun Ilıcalı da var. Hemen şöyle gösterelim. O da vardı aynı şekilde. Ondan sonra dedim ki bak kasayı da biz yönettiğimiz için aga. Buradan miktar da öneriyorum. Diyorum ki %5 alalım aga dedim. Hull City'nin golünü. Hull City'nin golü %5 aldık. Aga burada da bizim oyuncu forvet oyuna giriyor. Bak ne diyorum. Please. Oğlum çocuklar gol bekliyor be. Haydi oğlum at şu golü. Bizim çocuklar gol bekliyor diyorum. Hadi oğlum oyuna da gireceksin. İkinci yarı başlıyor burada. Şu golü atalım dedim. Aga gol geldi. Hull City gol attı mı? Geldi. Ve Hull City'ye dediğim gibi yüksek misli sadece maç önü değil. Canlı da yapıyoruz. Yüksek misli canlımız da vardı. Aynı şekilde Hull City'nin bir golü 2000 TL bastı dedim aga. Güveniyordum açıkçası. O da geldi aga. Ondan sonra 1.70 orandan Hull City'nin atacağı bir gole daha girdim aga. %3 de bunu önerdim. O da geldi aga. Hello. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Bereketli olsun. Bu şekilde canlılarımız gruplarımızda WhatsApp VIP gruplarımızda devamlı ediyor. Başlayalım. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri. Bizler için önemli. Beğeni bırakırsanız çok teşekkürler. Hızlı bir anlatım. İngiltere ile oynayacak burada Finlandiya. Deplasmanda olacak İngiltere. İngiltere son maçında dünyaları yatırdı. Ki ben de çok güvendiğim bir karşılaşmaydı. Yeni teknik direktörle ilk maçı. Cole Palmer yılın en iyi İngiliz genç oyuncusu olmuş. Kale dibinden avuta dikiyor. İngiltere patlattı kısaca aga. Burada ben ana kupona ekler miyim? Hayatta eklemem. Bu soysuz İngiltere'yi hayatımdan çıkardım. Öyle söyleyeyim. Soysuzlarla bizim işimiz olmaz ama alacaklar varsa yine aynı şekilde. Çok gollü maç geçer mi? Abi 5 tane atarsa da şaşırmam. Kadro inanılmaz iyi çünkü ama oynamıyor takım. Bilmiyorum neden öyle oluyor. 4.5 altında 2 idealden alınabilir. Yunanistan'da İrlanda karşılaşması. Yunanistan'da son mücadelesinde gerçekten iyiydi. İngiltere kalesinde de iyi pozisyonlar buldu.
Maç burada kendi evinde taraftar önünde oynayacak. İrlanda da boş değil. Ben burada Yunanistan'ı bir adım önde görsem de olası burada Yunanistan maçına da bir yüklenme olacaktır. Olası 1-1'den kaçmak istiyorum ki galip gelirse de kaç kalacak? 5 tane maç çıkacak anasını satayım. 2 tane veya 2-1 veya 2-0 kazanacak. Ben yüksek orandan bir olası sürprizden de deplasman sürprizinden de kaçalım diyorum. Toplam gol aralı 2-3 gol olarak alıyorum. Değerlendiriyorum. Avusturya ile Norveç karşılaşması. Norveç'te son maçında gayet iyiydi. Kendi evinde galip geldi ama Avusturya takım oyununu Norveç'e göre çok daha iyi oynuyor. Ki kadrolarda rotasyonlar da görebiliriz burada Norveç tarafında. Ki yedek kadrosu Norveç'in çok da iyi değil. Avusturya burada bir adım önde. Benim önerim burada Avusturya takımının ev sahibi bir yarıyı kazanması. İddiada bunun bir 45 bandında bir oranı var. Dediğim gibi burada Avusturya herhangi bir yarıyı kazanabilir. Ev sahibinden bir yarı galibiyet bekliyorum. Maçın indeks beklentisi 2-2 bu arada. Ayın 14'üne geçtik. 4 tane karşılaşmam var. İzlanda-Türkiye maçıyla başlayalım. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Burada milli takım kazanabilir mi? Kazanmaya yakın. Daha kaliteli. İzlanda'nın bu jenerasyon bitti. Fakat takım yorgun olacaktır ki rotasyon da olacaktır. Tek tercihim burada mücadelenin 2-3 gol bandında. Olası yine 1-1 skor var mı? Var. 1-0'dan sonra dalga geçmezsek, yani boşta adam varken kalecinin kapattığı köşeye şut çekmezsek, milli takım için diyorum. Bence ikinci golde bulma ihtimalimiz bile var. Ama dediğim gibi yüksek orandan 2-3 gol alalım. 1.78 oranı var. Başka herhangi bir tercihim yok. Maç skoru sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Belçika ile Fransa. Belçika tarafında eksik çok fazla. Yine kadroda bir rotasyon yaparsak ki Fransa'nın rotasyonu bile şu an dünyadaki en iyi rotasyon olduğunu biliyorsunuzdur. Fransa benim ben buradan maça favori çıkmış ki çok normal. Deplasman'ın bir yarı kazanmasını bekliyorum. Deplasman yarı kazanır oranı şu an en düşük alacağınız oran 1.54. İddiada 1.65'e yakın oranı vardır. Avrupa'da 1.70 vardır bu. Ben burada Fransa'nın bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. İtalya ile İsrail karşılaşması. Bu maçta şu an iddia oranları açık değil ama İtalya'nın oyununu gördükten sonra burada İsrail'i duman edeceğini düşünüyorum ben. Maç sonu 1-2.5 üst ilk yarı 1. Ne oran açacaklar Avrupa'dan da bakmadım ama İtalya'nın son Belçika maçında çok beğendim. Şöyle ideal bir 11 çıkartırsa ilk yarı 1'i falan böyle ana kupona her türlü eklenebilir. Öyle bir karşılaşma bekliyorum. Almanya ile Hollanda karşılaşması. Bu maçta da Van Dijk Hollanda tarafında olmayacak. Çok önemli bir eksik. Almanya kendi evinde. Ben burada olası bir beraberlikte olması ihtimali var mı? Var ama ben burada Almanya tarafındayım. Almanya'nın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 1 yüksek orandan tercihim. Almanların burada kazanmasını bekliyorum. Ayın 15'inde 2 adet karşılaşma var. Polonya, Hırvatistan olarak değerlendirdim. Agalarım beklentim şu yönde. Bu iki takım zaten bugün ayrı ayrı maç oynayacak. Onları da izlemek önemli. Ben 3 günlük bir video anlamında birleştirdim ama potansiyeller belirli. Bu mücadelede ben toplam gol aralığı olarak düşünüyorum. Yine 2-3 gol bandında kalabilecek. 1-1'e aday bir karşılaşma olarak görüyorum. Diğer mücadelemde İspanya, Sırbistan. İspanya'da burada rotasyon yapmasa bile ben mücadeleyi 4.5 altında bir İspanya galibiyeti bekliyorum ki rotasyon da olacaktır. Yani muhtemelen ideal kadroda Oyarzabal vesaire olacaktır maçın 11'inde. Sırbistan da rotasyonu yapar zaten. 4.5 altında bir galibiyetini bekliyorum. Arkadaşlarım paylaşımlar bu şekildeydi. İdeal yüksek oranlarla önermeye çalıştım. Ücretsiz Telegram grubuna canlı yapabiliriz. WhatsApp grubu hakkında herhangi bir sorusu olan iletişime geçmek isteyen varsa ekranda gördüğünüz numaradan iletişime geçebilirler. WhatsApp VIP gruplarına eserek devam ediyoruz. Herkese bekleriz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.